Sevgili izleyicilerimiz, her yıl Çocuk Üniversitesi organizasyonu gerçekleşiyor. Viyana'da eğitim gören çocuklar Çocuk Üniversitesi'ne geliyorlar. Burada yaklaşık 2 hafta süren eğitimden sonra diplomalarını alıyorlar ve gelecekleri için onlara bir vizyon açılmış oluyor. Hemen onları tanıyoruz. Minik kardeşlerimiz yanımızdalar. Tanıyabilir miyiz? Benim adım Sinan Akdemir. Sinan, Çocuk Üniversitesi'nin olduğunu nereden öğrendin? Yani komşularımız var, onlardan öğrendim. Peki, üniversiteye geldin. Burada birkaç haftadır geliyorsun. Neler öğrendin? Büyüyünce üniversiteye gitmek istiyor musun? Evet, gitmek istiyorum, okumak da istiyorum. Yani burada çok şey öğrenebiliriz. Neler öğrendin şu ana kadar? Şu ana üniversiteye gitmiştik, orada keneleri öğrendik ve daha çok şeyleri. Bazenleri de böyle çok şeyler öğrendik. Benim adım Abdullah Yimser. Abdullah, nerelisin? Sakarya. Sakaryalısın, Çocuk Üniversitesi'ndesin. Peki ilk defa mı geliyorsun bu üniversiteye? Evet. Evet, ilk defa geldim. Peki sen de büyüyünce üniversiteye gitmek istiyor musun? Evet. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu. Futbolcu olacaksın? Evet. Ama yine de üniversiteye gideceksin, öyle evet. mi? Evet. Benim adım Ali Kınal. Ali, sen de mi ilk defa geliyorsun Çocuk Üniversitesi'ne? Evet. Peki sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu. Futbolcu olacaksın. Benim ismim Emrullah Kınal. Emrullah, senin için faydalı oldu mu üniversiteye gelmek? Evet. Kararını verdin. Büyüyünce üniversiteye gidecek misin? Evet. Adım Bilal Bayar. Bilal, sen de mi ilk defa geliyorsun üniversiteye? Evet. Peki, üniversiteye büyüyünce gidecek misin? Evet. Bir tane karıyla koca varmış, kedileri varmış. Kadın çok seviyormuş, adam hiç sevmiyormuş. Sonra kadın gitmiş, bir yere gitmiş. Adam kediyi sevmiyormuş, bir yere bırakmış. Sonra da kedi yine evi bulmuş. Kedi çok zekiymiş. Yine bırakmış, yine bulmuş. Sonra daha uzağa bırakmış. Geri dönerken yolu unutmuş. Karıştırmış. Sonra karısını aramış. Kedi eve gelmiş mi demiş. Karısı evet demiş. Versene bana, yolu tarif etsin demiş. Sen ilk defa mı geliyorsun? Evet. Peki neler yaşadın bu üniversitede? Büyüyünce üniversiteye gitmek istiyor musun? Evet. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Doktor. Benim adım Aslı Nur Sertgül. 9 yaşındayım. 21. Eylül'de 10 alıyorum. İlk defa mı geliyorsun Çocuk Üniversitesi? Neler yaşadın burada geldiğin günler içerisinde? Biraz anlatır mısın bize? İsim boyadım. Benim adım Feyza Nur. Feyza, sen de mi ilk defa geliyorsun arkadaşların gibi üniversiteye? Evet. Peki üniversiteye gitmek istiyor musun ileride? Evet. Ne olmayı planlıyorsun şimdiden? Doktor. Doktor olacaksın. Tebrik ediyoruz sizleri, tamam? Viyana Üniversitesi'nde Çocuk Üniversitesi'nin ortaklaşa çalışmaları kapsamında Ankara'dan gelen Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Umut Oğur Bey ile beraberiz. Hemen kendisini yakından tanıyoruz. Umut Bey, öncelikle sizi yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nin koordinatör yardımcısıyım. Yine Çocuk Üniversitesi'nde yürüttüğüm çeşitli programlar var ve o programlar kapsamında Ankara Üniversitesi ile Viyana Üniversitesi'nin işbirliği çalışması olan bir faaliyet için buradayım. Dün çocuklarla Yaratıcı Fikirler adlı bir programın atölyesini yaptık. Bugün de enerji tasarrufu çalışması yapmak için buradayız. Tasarruf Dedektifleri adlı bir programımız var. Hem TÜBİTAK tarafından hem Birleşmiş Milletler tarafından destekleniyor program. Viyana Çocuk Üniversitesi'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında geldik buraya, buradaki Türk çocuklarla çalışma yapmak için. Önümüzdeki günlerde de yine üniversitemizden farklı hocalarımız bu hafta boyunca burada olacaklar ve farklı çalışmalar yapacaklar. Umut Bey, öncelikle çocuklara Çocuk Üniversitesi'nin katkıları, kazandırdıkları
neler oluyor acaba? Çocuk Üniversitesi çocuklara bilim eğitimi vermeyi amaçlayan bir yapı aslında. Biz üniversitenin profesyonel bilim alanlarını, profesyonel bilim çalışmalarını çocuklara uyarlıyoruz. Ve hedefimiz hem çocuklara üniversiteyi sevdirmek hem de gerçekten eğitim almak istedikleri, ilgi duydukları alanlarda deneyler yaparak, yaşayarak, deneyerek gerçekten öğrenmelerini ve öğrendiklerini gündelik yaşamlarını aktarmalarını sağlamak. Çocuk Üniversitesi'nin temel amacı da bu. Bu evrensel bir amaç, evrensel bir felsefe. Dünyadaki tüm çocuk üniversitelerinde. Şimdi de değerli izleyicilerimiz, Çocuk Üniversitesi'nin organizatörlerinden Sonya Hanım'la birlikteyiz. Hemen kendisine soracağız, bakalım bu sene nasıl geçiyor çalışmalar. Sonya Hanım, her yıl Çocuk Üniversitesi'ne gelen Türk öğrencilerin sayısında bir artış var. Bu sene 100'ün üzerinde Türk çocuğu Çocuk Üniversitesi'ne gelmiş durumda. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya Çocuk Üniversitesi 10. senede. Bu sene 10. defa oluyor. 10. yılınızı kutluyorum. Evet. Bu sene bence en fazla Türk çocuk geldi. Öyle öbür senelerden. Bu sene 100 aşağıda yukarıda bizim grupların sadece geldiler. Çünkü biliyorsunuz çok aileler bilmiyorlar. Çocuk Üniversitesi'nin hakkında bir şey bilmiyorlar. Bunun için biz de deneklere, camilere gidiyoruz. Grupla alıp üniversiteye getiriyoruz. Güzel workshoplar düzenliyoruz bu grupla için. En güzel workshoplar düzenledik bu grupla için. Hoş öyle ve hoş eve gitsinler. Ailelere de derslerin hakkında bir şey söylesinler. Öyle düşünüyoruz. Ve bu sene ilk defa Türk dersi oldu. Çok mutluyuz çünkü bence çok kaliteli yapıyorlar. Ankara Üniversitesi'nden geldiler ve çok canlı yapıyorlar. Bana çok hoşuma gidiyor. Bizim bütün takım çok şey de öğrenebiliyor aynı zaman. Ve üniversitede tabii internasyonel bir şey. Evet, büyük üniversitede de farklı dil olabilir. Çok ders bugün İngilizce de tabii. Ama biz öyle göstermek istiyoruz. Çok dil bilmek güzel bir şey, iyi bir şey. Ve Türk çocuklar genel iki dil, küçükken iki dil biliyorlar. Tabii iyi öğrenmek gerekiyor. Ama şimdi bir başladık. Seneye inşallah da yine olacak.